Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene size her zamanki gibi efsane bir yemek yapacağım. Büryan pilavı. Rumeli mutfağının değişmez yemeklerinden biri. Düğün yemeği de olabiliyor bu. Arkadaşlar genelde ziyafetlere yapılır. Bunun için 1 kilo dana eti aldım. Sırta yakın. Yumuşak. Aslında kuzudan da yapılır ama kuzuyu herkes yemiyor. Ben danadan yaptım. İyi bir kuzu da bulamadım. Bunun için etlerimi şu şekilde kırlangıç kebabı yapar gibi kestim. Şöyle arkadaşlar, biraz kalın kalın olacak. Bunu haşlayacağız şimdi suda. Ve baldo pirincimi de aldım. Baldo pirinç yapacağım bu sefer arkadaşlar. Hadi etleri haşlayalım, başlayalım. Etimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Böyle kaynamak üzereyken şöyle köpükler birikir bu etin üstünde. Bunları alalım, şöyle başka bir boş kaba koyalım. Köpükleri temizleyelim arkadaşlar. Daha güzel, daha lezzetli olur. Evet arkadaşlar, köpüklerimizi aldık. Kaynarken ben buna bir orta boy soğanı ikiye böldüm. İçine atıyorum. Kesinlikle pilavı kavururken falan soğan koymayacağız. Sadece soğanları piştikten sonra alacağız. Lezzet versin diye. Evet, etimiz pişmek üzere. Şimdi buna ben 2 kaşık tuz ekliyorum. Hatta 2,5 kaşık, çünkü pilavın tuzu da buradan gidecek arkadaşlar. Şimdi pişmek üzere olan ete çok hafif kekik kattım. Biraz da karabiber atacağız arkadaşlar. Şöyle buhar da yaptı bir güzel. Buna şimdi bir miktar sıcak su ekleyip birazcık dinlendireceğiz arkadaşlar. Çünkü etin suyunu buradan alacağız. Evet arkadaşlar, bir yandan fırınımı açtım. Fırınım 180 derecede ısınırken pirinçlerimizi kavuralım. 5 su bardağı pirinç yaptım arkadaşlar. Bizim tabii ki kalabalık. Bu 5 su bardağı pirinci sadece sıvı yağda içine 1 adet ya da 2 adet kesme şeker atarak kavuruyoruz arkadaşlar. Güzelce kavuruyoruz. Ben pirinci yıkadım. Suda bekletmedim. Biliyorsunuz suda bekletmek acemi işidir. Mühim olan suda bekletmeden nişastasıyla tane tane yapabilmek. Bunu bir güzel kavuralım arkadaşlar. Pirincinizi iyi kavurursanız genelde tane tane olur. Evet arkadaşlar, pirincimizi cam gibi olana kadar kavurduk. Şu şekilde tepsiye boşaltıyoruz. Şu şekilde pirinçlerimizi düzleştirdik. Şimdi etimizi ve et suyumuzu koyalım. Etlerimiz pişti. Şu anda böyle etleri alıyoruz. Bir delikli kepçeyle arkadaşlar. Soğanları almayacağız. İsterseniz siz alabilirsiniz. Pilavımızın üstüne şöyle yerleştiriyoruz. Şimdi etlerimizi bir güzel yerleştirdik. Suyunu verme aşamasına bakalım arkadaşlar. Ölçüyle yapıyorum. 1 5 su bardağı pirince 6 bardak et suyu koydum arkadaşlar. Şimdi bunu fırına veriyoruz. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, pilavımız oldu. Gördüğünüz gibi harika bir tat. Bu pilavı yaparken içine maydanoz atan var, dereotu atan var ama ben tavsiye etmiyorum. Pilav sadece kekik ve karabiber olur. Herkese afiyet olsun.